Günaydın herkese. Sonunda uyanabildim. Gördüğünüz zaten sabah zorla geldim. Yine 5 saat kalkmama şeyi düşündüm. Gelmesem mi? Sırf Beyza için geldim. Dün 1 saat kıza söz verdim. Uf, hala çok uykum var. Hatta şu an caydırmaya çalışıyorum. Bu arada kahvaltılarımızı verdiler. Sabahtan beri elimde taşıyorum. Yiyemedik. Ya ben diyorum ki kahvaltımızı edelim rahat rahat insan gibi. Zaten geç kalmışız. Boş ver. Ya girmeyelim birazcık da. Ne olacak? Hava mükemmel bu arada. Ama gireceğiz galiba. Bilmiyorum. Of ya, ben girmek istemiyorum. Neyse, hocayı tanımıyorum. Bir gideyim de bakayım en azından kim olduğunu görmüş olurum. Biz derse gidiyoruz. Sonra kamerayı açarım tekrar. Şu an hala Beyza'yı bekliyorum ve derse girmemek için ikna etmeye çalışıyorum ama ikna olacak gibi değil asla. Uf. Kahvaltımı falan ederdim ya. Ne olacak? Az önce derse girdim ve yani zaten zorla girmiştim. O kadar anlattım çok açım. O yüzden çıkıp kahvaltı etmeye karar verdim. Ve aynı zamanda bir MacBook olsun istedim. Video çekelim beraber. Karga seslerinden tabii sesim gelebilirse. Neyse. Biraz kahvaltı edin. Şu an hiç vallahi kafam derste falan değil ya. Ne yapayım ya, ben de böyleyim. Bugün iki tane dersimiz var. İkisi de pek iç açıcı gibi değil bence. Cidden anlık geliştim. Ama sabahtan beri kahvaltı yapayım demiştim. Kimse kabul etmedi ve gelmedi. Bu da bayağı büyük. Ben bunu bitiremem ki. Bu arada umarım yok yazılmam. Çünkü geçen seneden beri sürekli okula gelip derslere girmediğim, geç kaldığım için yok yazıldım. İnşallah öyle bir enayilik yapmam yani. Çünkü ödevi de yapmadım. Ne yaptım? Yatıp vlogumu yaptım. Editledim. O da bir iş sonuçta. Yaptım ama. Bence güzel de oldu. Normalde yurtta kahvaltılarımızı biz almıyoruz. Çünkü geç kaldığımız ve yurt bize çok yemekhanemize çok uzak. Bu sefer hani bir tane videomda göstermiştim. İzlediyseniz bilirsiniz tabii. Bir tane videomda sağ tarafta bir konteyner vardı. Bu yeni geldi falan demiştim. Neyse, onu düzenlemişler. Maskılar falan. Onu minik bir kantine dönüştürmüşler. Artık kahvaltılıklar hazır olarak oradan veriyorlar almak isteyenlere. Şu an hayatta verdiğim en doğru karar diye düşünüyorum. Kendimi seveyim ya. Bilseydim bir hafta boyunca burada okula gelmeyeceğimi Bursa'da dururdum. Ya da yok ya, ben adaptasyon sorunu yaşıyorum. Bir geliyorum bir hafta, yok yurda alış, İstanbul'a alış, bilmem ne. Ondan sonra bir buçuk iki hafta sonra derslere girmeye başlıyorum. Girer gidiyor. Ben doydum. Kahvaltımız yapıldı. Ben şimdi birazcık durayım burada. Müzik falan dinleyeyim. Ondan sonra derse gideceğim. Derste görüşürüz diyemeyeceğim. Çünkü derste ben kamerayı açamam. Molalarda görüşürüz. Biz dersten çıktık da bir bayağıdır çıktık hatta. Kafeye falan oturduk ama hala ayılamadım ya. Hatta ben değil, hepimiz, hiçbirimiz ayılamıyoruz. Şimdi kahve etmeye falan gideceğiz ama yok yani, tıkıyor. Gözlerimi açamıyorum. Hatta gözümü açık tutacağım diye gözlerim ağrımaya falan başladı. Bu güzel havada bizim niye bu kadar uykumuz? Ya 4 saat de boşluk olmaz bu arada derslerin arasında. Haklıyım yani. Kimse kusura bakmasın. Gözüm yaşarmaya başladı şu an. Galiba güneş kremi girdi gözüme. Biz şimdi okulun içindeki otomatlara gidip oradan kahve alacağız. Az önce başka bir kafeden kalktık. Orada o kadar gürültü var ki insanların boş muhabbetleri başımı şişirdi. Hiç gerek yok. Mis gibi bahçe var. Yatar çimlerde yuvarlanırım yani. Öyle bahçe. Biraz da bahçeyi göstereyim dedim. Vakit geçirelim diye Tarih Yamam'daki Erasmus etkinliğine geldik de çekilişe katıldım. Şansıma güveniyorum. Şansım, biraz size etrafı göstereyim şimdi. Burada vakit geçirmeye karar verdim. Güzel oldu. İlk defa geldim. Normalde böyle etkinliklere katılmıyorum. Neden ben de bilmiyorum. Bir etrafı göstereyim. Bayağı iyi şu an.
yurt dışına bir sürü insanlar var ve bir sürü etkinlikler var. Ve üniversitemizde ikinci kez camını tutuyoruz. Hoş geldiniz. Diğerinin de yüzü daha güzel çıkmış ama bunda da kombini bütün olarak camdan. Bunlar favorilediklerim. Kanka bak sürekli ben başladığımda vloglarımı başlatıyorlar neyse. Cansu'ya fotoğraf seçiyoruz. Pastamız yıkılır. Biz yıkılmayalım da pasta yıkılsın efendim. Sonunda başladığım yere geri gelebildim. Bugün de böyle bitti arkadaşlar. Çok fazla daha uzatmayacağım. Bir kapanışı yapmak için açtım. Ben bir saçım başımı toplayayım. Sonra da videoyu falan kapatacağım artık. Bu böyle bir günlük vlog gibi bir şey oldu. Bir okul günümü göstermiş oldum. Bence keyifliydi. Siz de izlediğinizde keyif alırsınız diye düşünüyorum. Umarım. Ben bir saçımı toplayayım şimdi. Oldu bence şu anda saçım. Kötü durmuyor. Neyse kötüyse de kötü. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz.